Hristiyanlar, Peygamber Efendimizin mübarek bedenini mezarından kaçırıp Avrupa'ya götürmek ve Müslümanları zor durumda bırakmak maksadıyla iki kişiyi görevlendirdiler. Bu şahıslar, Müslüman kıyafetiyle güya hac yapmak için yola çıktılar. Peygamber Efendimizi ziyaret etmek bahanesiyle de Medine'ye gelip, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Peygamberimizin kabri şereflerine en yakın evi kiraladılar. Öyle dindar, öyle müttaki gösteriyorlardı ki kendilerini, her zaman vaktinde mescitte hazır bulunuyor, Peygamberimizin türbesini ziyaret ediyorlar. Her sabah Baki kabristanına, her cumartesi de Kuba mescidine gidiyorlardı. Fakirlere yaptıkları cömertçe yardımlarla da Medinelilerinin güvenini kazanan bu kişiler, Peygamberimizin bedenini kaçırmak için geceleri durmak dinlenmek bilmeden oturdukları evden Resulullah'ın kabrine doğru gizlice tünel kazmaya başladılar. Tünelden çıkan toprakları da ceplerine doldurup kabirleri ziyaret bahanesiyle Cennetül Baki mezarlığına döküyorlardı. Uykusuz gecelerde sabahlara kadar durup dinlenmeden kazarak Peygamberimizin türbesine kadar getirdiler tüneli. Halkın hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi ortada şüphe edilecek hiçbir iz de yoktu. Tünel ilerliyordu, halk bunu bilmiyordu. Nihayet tünel Peygamberimizin mezarının yanına geldiğinde o gece Şam'da Selçuklu Atabeyi Mahmud Zengi bir rüya gördü. Teheccüd namazını kılıp yeni yatmıştı. Rüyasında Resulü Ekrem zuhur etti. Yanında iki sarışın adam vardı. Resulullah kendisine bu iki sarışın adamı göstererek ''Mahmud, beni şu iki adamdan kurtar.'' buyurdular. Sultan Mahmud endişeyle uyandı, kalkıp abdest aldı, iki rekat namaz kıldı. ''Hayırdır inşallah.'' diyerek tekrar yattı. Uykuya dalar dalmaz Resulullah tekrar karşısında belirdi ve yine iki sarışın adamı göstererek ''Mahmud, beni şu iki adamdan kurtar.'' buyurdu. Mahmud Zengi tekrar uyandı korkuyla. Yine gidip abdest aldı. İki rekat namaz kıldı ve yine hayırdır inşallah deyip yattı. Aynı rüyayı aynı gece üçüncü defa görünce gece yarısı vezirini çağırıp rüyasını anlattı ona. Vezir Cemalettin Mevsili rüyayı yorumlarken ''Burada Resulullah'ın emri var. Medine'ye gitmeniz gerekiyor sultanım. İşin hakikatini orada anlarız.'' deyince Sultan Mahmud kimseye duyurmadan yanında veziri ve 20 süvariyle birlikte Şam'dan Medine'ye doğru yola çıktı. Gece gündüz yol alıp 16 günde Medine'ye geldiler. Yanlarında Medine halkına dağıtmak için hediyeler de getirmişlerdi. Bu esnada Sultan Mahmud gelenlerin yüzüne dikkatle bakıyor, rüyada gördüğü o iki sarışın adamı arıyordu. Herkes sultanın elinden hediyesini almıştı. Lakin Sultan Mahmud rüyasında gördüğü iki kişiyi gelenlerin arasında göremedi. Halka, ''Hediyesini almayan kimse kaldı mı?'' diye sordu. ''Evet'' dediler. Sultan Mahmud onların da çağrılmasını emretti. Az sonra iki kişi geldi. Sultanın huzuruna girdiler. Sultan Mahmud onları görünce irkildi. Karşısında rüyasında gördüğü, Resulullah'ın şikayet ettiği o iki sarışın adam duruyordu. Sultan biraz şaşkınlıktan sonra kendisini toparlayıp nereli olduklarını ve nerede kaldıklarını sordu. ''Endülüslüyüz'' dediler. ''Hac için geldik ve bu seneyi Peygamberimizin yanında geçirmeyi istedik. Mescidin yakınında bir evde kalıyoruz.'' Sultan Mahmud kaldıkları yeri görmek istediğini söyleyince beraberce gittiler. Eve gittiklerinde sultan bir odada hazırın altında büyük bir kapak olduğunu, bunun Efendimizin kabrine giden bir tünel olduğunu fark edince iki adam da suçunu itiraf etti. Sultan Mahmud suçlarını itiraf eden bu iki kişiyi idam etti ve Peygamberimizin kabrinin etrafına derin bir hendek kazdırdı. Sonra bu hendeyi eritilmiş kurşunla doldurttu. Böylece Peygamber Efendimizin Merkad-ı Şerifleri çepeçevre kurşunla muhafaza altına alınmış oldu.